AK Parti İskenderun Belediye Başkan aday adayı Mehmet Soy'dan yaklaşan 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesi mahalle toplantılarına ara vermeden devam ediyor. Yıldırım Tepe Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Soydan'a mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Şimdi belki Türkiye'deki olan olaylara da. Yaklaşan yerel seçimlerin önemine dikkat çeken AK Parti İskenderun Belediye Başkan aday adayı Mehmet Soydan, Hatay Büyükşehir'de bütünlüğü sağlayacak ve hizmetlerin devamını getirebilecek tek ismin Sadullah Ergin olduğunu söyledi. Soydan sözlerine şöyle devam etti. Bildiğiniz gibi 30 Mart'ta yerel seçimler yapılacak. İnşallah ülkemiz, milletimiz için hayırlı neticeler alınır ve ülkemizin geleceği, milletimizin geleceği daha iyi yerlere, daha iyi noktalara gider. Ülkemizdeki seçimler inşallah ülkemizin geleceğini, milletimizin geleceğini inşallah daha iyi noktalara, daha iyi yerlere getirir. Bu duygularla, bu temennilerle çocuklarımızın geleceği, İnsanımızın geleceği daha iyi olsun inşallah. Elbette İskenderun'da seçimler yapılacak. Büyükşehir'de seçimler yapılacak. Tabii ki herkes mahallesinde muhtarını seçecek. Belediye meclis üyelerini seçecek. İskenderun Belediye Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçecek. 4 tane oy kullanacağız. Elbette yaşadığımız yer önemli. Mahalle muhtarımız günlük işlerimizde belki zaman zaman bizim için önemli. Elbette ki buradaki yerel yönetim, İskenderun Belediye Başkanlığı önemli. Bu dönem yeni bir seçim daha yapacağız. Büyükşehir Belediye Başkanlığı da hepimiz için çok önemli. Bizler daha önce Büyükşehir'e alışmadığımız için Hatay olarak belki bunun önemini fazla da bilmiyoruz. Elbette ki belki vatandaşın günlük işleri için birinci derece önemli değil. Ama şehrimizin geleceği için veya Hatay'ın tümünün geleceği için Büyükşehir Belediyesi çok önemli. Çünkü İskenderun'da sizin günlük hizmetlerinizi yaparken, yolu yaparken, içme suyunu, temizliğini, temel hizmetleri yaparken belki sıkıntılarımız olmayacak. İskenderun'dan bunları yapacağız. Ama şehrimizin dönüşümü noktasında, İskenderun'un büyük hizmetleri alma noktasında Büyükşehir'in bütçesinden yararlanacağız. Ve belli kararlarımızı Büyükşehir Meclisi'ne, Büyükşehir Başkanı'na götürerek onaylatacağız. Vatandaşımız gelip işlerini İskenderun Belediyesi'nden halledecek ama biz şehrimizin geleceğini, çocuklarımızın geleceğini aslında Büyükşehir'den paylaşarak veya oraya götürüp orada kararlar alarak yürüteceğiz. Onun için büyükşehir seçimleri de çok önemli. Aynı zamanda büyükşehir seçimleri Orta Doğu'daki kargaşayı 2 yıldır orada olan olayları izliyorsunuz. Tunus'tan Mısır'a kadar, Suriye'ye kadar birçok ülkede halkın yönetimlere karşı gelmesi ve Suriye'de mesela 2 yıldır bir savaş ortamı var. Bu savaş ortamı zaman zaman bizim bölgemize, Hatay'ımıza kadar bu kargaşa ortamı getirilmek istendi. Burada da mezhep kavgası çıkarılmak istendi. Allah'a şükür bugüne kadar Hatay'ın büyük çoğunluğu bu oyuna gelmedi. Çünkü biz birlikte kardeşiz. Bu şehirde, bu ülkede birlikte yaşayacağız. Dolayısıyla biz birbirimizin farklılıklarına, farklı inanca, farklı mezhebe, farklı etnik kökene sahip olmamızdan rahatsız olmayacağız. Bu ülke hepimizin. Ama bunu ayrıştırmak, bunu kaşımak, bunu bir kargaşa haline getirmek isteyenler var. Dolayısıyla bu yerel seçimler sadece yerel hizmetler için değil, İskenderun'a, Büyükşehir'e elbette ki yerel hizmetlerimiz, kalkınmamız, gelişmemiz çok önemli. Ama bunun yanında huzur ve barış ortamının sağlanması çok önemli. Bunu başka türlü kullanacak olanlar, bu şehri karıştırmaya çalışacak olanlara da fırsat vermememiz gerekiyor. Çok küçük gruplar dedim, marjinal gruplar ama belli partilere
yaklaşabiliyorlar, onların içerisinde etkili olabiliyorlar. Bunlara karşı da uyanık olmamız gerektiğini, Hatay Büyükşehir konusunda da son derece duyarlı davranmamız gerektiğini söylemek istiyorum. Dolayısıyla, madem önümü kesti, kamera çekti orada. Sözümü de kesti. Dolayısıyla bu seçimde, bu süreçte çok önemli. Bu sürecin duyarlılığını hepimizin taşıması gerekiyor. Bu seçimi yaparken aynı zamanda hizmetle beraber bu şehrin kardeşlik ortamının, huzur ortamının devam edeceği bir yönetim anlayışını da kurmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi AK Parti'nin adayı bürokrasi değil ama parlamento, bakanlık tecrübesi olan bir arkadaşımız. Yıllardır Hatay'da siyaset yaptı. Bakanlıkla bunu çok önemli noktalara taşıdı. Türkiye'nin sorunlarının çözümünde de çok önemli hizmetlerde bulundu. Birikimi, tecrübesi olan bir arkadaşımız. Burada hem yerel hizmetleri hem kamu hizmetlerini, Ankara'dan gelecek hizmetleri, Hatay'a yapılacak, devam eden yatırımları takip edebilecek noktada. Aynı zamanda Hatay'ın barışını, Hatay'ın huzurunu sağlamak için Hatay'ı bu anlamda da katkı sağlayabilecek bir kişi. Dolayısıyla Hatay Büyükşehir oylarını verirken de hepimizin çok dikkatli olması gerektiğini söylemek istiyorum. Bizler İskenderun için yola çıkarken, İskenderun'daki 250 bin kişiyi kucaklamak için bize oy versin vermesin, inancı, mezhebi ne olursa olsun herkese hizmet etmek için yola çıktığımızı söyledik. Dolayısıyla elbette ki destek verenler, yol arkadaşlığı yapanlar elbette ki başlangıcı. Ama biz temel hizmetlerde şu mahalleden az oy çıktı, şu sokaktan bize oy çıkmadı gibi ayrımlarla temel hizmetleri asla aksatmayız. Geçtiğimiz günlerde bana bir mahallede dediler ki ayda bir bu camilerin temizlenmesini falan yaptırabilir misiniz siz seçilirseniz? Ben de ona şunu söyledim. Elbette ki bunu seve seve yaptırırım. Ama şehrimizdeki cemevi, kilise, havra ne varsa onların da temizliklerini yaptırırım dedim. Çünkü bu şehirde yaşıyorsak bu temel hizmetlerin hepsinin yapılması gerekir. Bu anlamda ayrımcılık yapılmaması gerekir. İnsanların inançları, belli değerleri kendilerindir. Ama biz temel hizmetlerde ayrım yapamayız diye cevap vermiştim. Bizimle olana belki daha yakın oluruz. Belki yerel hizmetlerin dışında ki sorunlarına da çözüm aramak için daha çok gayret sarf ederiz. Ama yerel hizmetleri, sorumlu olduğumuz hizmetleri hiçbir ayrım yapmadan, oy verdi vermedi diye bunları önümüze koymadan, bunlara bakmadan hizmet yapmak için yola çıktık. Dolayısıyla biz insanımızı Yaradan'dan dolayı seviyoruz. Bütün farklılıkları Yaradan yaratmışsa, bize düşen, bize bir görev veriyorsa halkımız, onu en uygun şekilde yapmaktır diye inandığımız için AK Parti'nin kriterlerinde böyle bir çerçeve olduğu için bu anlayışla yola çıktık. Dolayısıyla halkımızdan oy isterken de sadece AK Partililerin değil, ister sağda olsun, ister solda olsun, bütün halkımızın sağduyulu olanların oylarını istiyoruz. Güçlü bir yerel iktidar kuralım. Sadece İskenderun'a klasik belediye hizmetlerini değil, İskenderun'umuzu geliştirecek, büyütecek, kentsel dönüşümlerini yapacak, kimseyi mağdur etmeden, kimsenin ahını almadan şehrimizi kalkındıralım, geliştirelim diye bu yola çıktık. İnsanımızın doğumundan ölümüne kadar hayatını kolaylaştırmak için bölgemizdeki büyük yatırımları takip edip insanımızın işini aşını da düşünecek şekilde bir yerel hizmete talip oluyoruz. İnşallah
bizler söylediklerimizi yapabileceksek, halkı memnun edebileceksek, İskenderun'a katkı yapabileceksek bu görev bize nasip olsun diye temenni ettik. Bunun için yola çıktık.